Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü forex firması forex tr artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex tr bir trader takipçilerine özel yeni bir kampanya yaptı. 300 dolar ve üstü fonlama yapan 3 kişiye bitcoin üretimi için GeForce RTX 3090 ekran kartı hediye ediyor. Sonuçlar kanalımızda paylaşılacaktır açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsiniz. Dolar TL ile başlayalım. Haftanın ilk işlem günü dolar TL paritesine bakarsak yükseliş ivmesinin e, koruduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini 100 bas puan indirerek %18 seviyesine çekmiş durumda. Böylelikle 1,5 yıl sonra ilk kez e, faiz indirim kararı gelmiş oldu. Piyasanın beklentisi faizlerin %19 seviyesinde e, sabit tutulacağı yönündeydi. Karar metninde e, çekirdek enflasyon gelişmelerinin değerlendi ifade edildi e, Metinden fazin enflasyon üzerinde belirleneceği olmak üzere sıkı duruş taahhütü veren ifadeler çıkartılmış durumda e, dolar TL Merkez Bankası'nın politika faizini %18'e indirmesinden sonra e, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. E, doların küresel piyasalarda sakin ama güçlü kaldığı haftada e, yurt içinde de e, beklenmedik faiz indiriminin Türk Lirası'nı baskılamasıyla döviz tüm zamanların en yüksek e, seviyesine çıktı arkadaşlar. E, Perşembe günkü e, faiz indiriminin ardından en düşük 8.80'i koruyan fiyatta e, 9 seviyesi yeni eşik olarak e, izleniyor, kabul ediyoruz bu şekilde. E, Türk Lirası enflasyon altında kalan e, faizin reel getiriyi eksiye indirmesi ve merkezin sonraki toplantılarda da faiz indirimine e, devam edeceği kaygısıyla e, negatif ayrışarak en çok değer kaybeden e, paralar arasında yer alıyor arkadaşlar. E, bu hafta piyasalar yine Merkez Bankası'nın başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun salı günü finansın geleceği toplantısında yapacağı konuşmaya odaklanmış durumda. Piyasalar Merkez Bankası ve siyasilerin yapacağı konuşmalardan önümüzdeki aylarda da faiz indirimin devam edip etmeyeceğini anlamaya çalışacaklar grafik üzerinde incelemek gerekirse burada 880 seviyesi 879 seviyesini görüyorsunuz. Daha önce burası tüm zamanların rekor seviyesiydi. Güzel bir direnç haline gelmişti burayı. Daha önce de birkaç kez test etmesine rağmen bu seviye yukarıda kalıcı bir mum kapanışı yapamamıştı. Fakat en sonki kırmasıyla beraber alıcıların inanılmaz bir şekilde güçlü geldiğini gördük. Özellikle Merkez Bankası kararından sonra. burası artık direnç de güzel bir artık destek konumuna geldi arkadaşlar. E 880 9 seviyesi üstünde kaldığı sürece özellikle günlük grafiklerde günlük mum kapanışları yaptığı sürece yukarıda 9 seviyesi tekrar gündeme gelecektir arkadaşlar 9 seviyesinin gündeme gelmesi için bu seviyenin üzerinde kendini koruması gerekiyor. Fakat burada e, doların 9 seviyesini geçeceğini çok da düşünmüyorum. Yani belki 9.00-9.03'e e, iğne atabilir. Fakat 9 seviyesinin üzerinde özellikle e, kalıcı mum kapanışları yapmadan önce biraz geri çekilme bekliyorum. E, nereye kadar geri çekilme gelebilir arkadaşlar? Şu seviyelere kadar yani 8 8'a, e, burada 8.68 e, 8.70 seviyelerine kadar e, tekrar bir geri çekilme görebiliriz. Özellikle 8.80 seviyesinin aşağısında e, kalıcı mum kapanışlarında short pozisyonları ön plana çıkabilir. E, forex piyasalarında, Forex seride işlem yapanlar özellikle arkadaşlar e, bu piyasalarda 8.80 aşağısında açığa satışlarına e, güzel paralar kazanabilir arkadaşlar. E, fakat şu an e, piyasada bekleyenler şu an 8.80 aşağısına stop loss koyaraktan e, burada alım olarak da e, tekrar e, pozisyonların stajisini e, o şekilde de belirleyebilirler. 8.80 üstünde kaldığımız sürece tekrar 9 seviyesini test edecektir. Zaten yukarıya doğru e, yükselen bir trendimiz var. Bu trendi kırması lazım ki e, geri çekilmelerinin sınırlı olmaktan çıkıp biraz daha e, 8.50-8.20 normal seviyelerine kadar düşmesi gelsin arkadaşlar aksi takdirde dediğim gibi geri çekilmeler sınırlı kalacaktır artık bu saatten sonra yani burada dediğim gibi 868 870 seviyesinden geri çekilip tekrar yukarıya 9 seviyesinde kırmasını bekliyorum açıkçası yani genel olarak dolar kurundaki yükseliş devam ediyor vatandaş aynı zamanda dolarize olmaya devam ediyor arkadaşlar altın fiyatlarına bakalım biraz da. Şimdi e, ons altın tarafına bakarsak da arkadaşlar geçtiğimiz hafta 1.737 e, dolar seviyesine kadar gerilediğini gördük grafikten de e, gördüğünüz gibi e, geçtiğimiz haftayı dalgalı bir seyirle e, geçirdi ons altın e, 0,49 düşüş ile kritik bir destek olan e, 1.750 seviyesinin hemen altında e, 1.749 seviyesinden. Düşüşle düşüşle tamamlandı burayı. E, en yüksek 1787 en düşük 1737 seviyelerini görerek e, beklendiği üzere hareketli bir haftayı e, geride bıraktık geçtiğimiz günlerde. E, Fed'in Kasım'da varlık alımlarının azaltma e, başlamasına sinyali vermesi enflasyonda yukarı yönlü revizyona gitmesi ve ABD verilerinin de Çin ile Avrupa'ya göre pozitif ayrışması nedeniyle dolar endeksi dünyada güçlü kalıyor arkadaşlar. E, bu şekilde olunca da e, dolar endeksinin güçlü kalması e, gündeme geldikçe de ons altına e, baskıladığını söylemek mümkün. E, yine öbür yandan e, son günlerde çok sık e, konuşulan e, olaylardan gelişmelerden biri de e, Evergrande olayları arkadaşlar. E, Çin'deki fiziksel altın talebi geçen hafta inanılmaz bir şekilde yükseldi. E Evergrande ile ilgili e, gelişmeler takip ediliyor. E, yatırımcılar Bundan sebeple güvenli liman altına da koşmaya başladı arkadaşlar. Bununla birlikte 10 yıllık hazine getirisi Temmuz 2021'den beri en yüksek seviyesine çıkarak buradaki... Değerli MTY'de arkadaşlar artışları e, sınırlandırdı. E, 1740-1780 bandında hareket eden değerli metalde e, yön belirsiz ancak teknik görünüm de zayıf arkadaşlar. E, bu sabah dolar endeksi 93.300 ABD 10 yıllıkları yüzde 1,44 e, seviyesinde e, fiyatlıyor. E, onun dışında e, grafik üzerinde incelemek gerekirse 1750 seviyesi için şu an alım noktası gayet güzel bir seviye yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, 1750 seviyesi üzerinde kalıcı kapanış yaptı arkadaşlar. Burada e, hareketine devam ediyor 1755 seviyesinde. Aşağıya doğru düşen bir trendimiz var. Zaten teknik olarak zayıf olduğunu söylemiştik. Fakat 1750 seviyesi üzerinde fiyatlaması da e, yatırımcıların umutlarına bir nebze de olsa e, yeşillendirmeye devam ediyor. E, asıl alışların gelmesi için arkadaşlar düşen trendimizin yukarıya kırmasıyla tekrar 1780 ondan sonra 1800 seviyelerine e, hazırlı olmak e, gerekiyor. E, olası durumda yani 1750 seviyesinin aşağısında e, kapanış yapmak durumda da mutlaka stop lossları devreye koymak gerekiyor. Çünkü e, 1737-1730 seviyelerine kadar... ...düşme potansiyeli devam ediyor 1750 seviyesinde. Ee, dediğim gibi tam kritik desteğinin e, üzerinde fiyatlıyor arkadaşlar. 1754 seviyesi. Ee, burada alınıp riski risk almaya değer bir e, seviye olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu seviyenin. Daha önce de buradan birkaç kez e, yukarıya doğru desteğini alıp e, çıktığını gördük. E, burası değerlendirilebilir. Özellikle 1750 seviyesinin üzeri yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, bu hafta arkadaşlar bir de <laughs> yeni güne baktığımız zaman... ...piyasalar e, Türkiye saatiyle 15.30'da ABD tarafından gelecek olan dayanıklı mal siparişleri verisini takip edecek. Veri ile birlikte dolar endeksinde hareketlilikte artacaktır arkadaşlar. Biraz da gram altın tarafına bakalım. Şimdi e, gram altında arkadaşlar küresel altın fiyatlarının e, kayıplarının sınırlı olması ve dolar tl'nin geçen hafta rekor tazeleyerek e, 890 seviyesine kadar tırmanmasıyla 2 e, ay sonra yeniden 500 seviyesinin e, üzerine çıktı arkadaşlar şu an e, 500 499 seviyesinde fiyatlıyor diyor FX piyasalarında. Fakat bugün gün içerisinde arkadaşlar 502 seviyesini görmüş durumda en yüksek seviyede. Burada çok uzun daha takıldığını yani burada çok uzun bir şekilde yatay gittiğini söylemiştik zaten. 490 seviyesinin kırılmasıyla ilk hedefimiz 500 seviyesinin geleceğini söyledik. Nitekim de öyle oldu 490 seviyesinin kırılmasıyla beraber arkadaşlar. Çünkü alıcılar güçlendi. Bakın burada da gördüğünüz gibi artık zaten yükselen trendimiz devam ediyor yani 508'e kadar gitme potansiyeli var ne zaman ki şurada arkadaşlar şu trend kırılılma Kırılmaya başlarsa arkadaşlar buradaki trend arkadaşlar yani yükselen trend aşağıya doğru kırılmaya başlarsa e, burada da arkadaşlar düşme trendi tekrar 490-476 seviyesine kadar geri çekilir. Fakat şu an e, dolar telegrafine baz aldığımız zamanda e, burada tutup da tekrar 850-826 özellikle 826 taraflarına e, geri çekilmesinin çok çok zor olduğunu e, söylemek mümkün. O yüzden gram altına çıkışlarını şu an 499-500 seviyesi üzerinde kaldığım sürece çıkışını en azından 508-510 seviyesine kadar e, devam edecektir. Alım yapmak isteyenler 500 seviyesi üzerinde 499 seviyesi üzerinde alım yapması gayet mantıklı olacaktır. Özellikle FX Forex TR hesaplarında yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Aks durumda da mutlaka yani düşük yukarı trendte kaldığım sürece sıkıntı yok. Stop losslarınızı mutlaka 499 seviyesinin aşağısına koymayı unutmayın arkadaşlar. Biraz da gümüşün dolar televiz seviyesine bakalım. Şimdi bu tarafa baktığımız zaman da arkadaşlar zaten. Gördüğünüz gibi burada 22.31 seviyesinden destek aldığını gördük. Buraya tekrar bir iğne bıraktı arkadaşlar. Ee, bu seviyenin düşen trendimiz hala devam ediyor. Teknik olarak hala zayıf e, gümüş e, dolar tarafı. Fakat e, yani buradaki desteği güzel bir destek olduğu için e, yükselişleri devam ettirecektir. Özellikle 10 altın tarafındaki e, yaşanan bu 1.750'den e, yukarıya e, toparlanma arkadaşlar gümüşte de 23 dolar seviyesine tekrar gündeme getirecektir. Şu an özellikle 22 e, seviyesiyle 20 23 seviyesi arasına e, bu şekilde e, yatay gidişat devam ediyor. Ne zaman ki buradaki yükselen e, düşen trendimiz yukarıya doğru kırdı kırarsa arkadaşlar özellikle 23 dolar seviyesine geçerse tekrar yukarıda 24-259 seviyesine kadar e, bir atak göreceğiz. Fakat alımların gelmesi için özellikle e, bu düşen trendin yukarıya kırılması şart arkadaşlar. Şu an beklemedeyiz yukarıya kırılma potansiyeli e, çok yüksek olduğunda söylemekte fayda var. Biraz da BTC tarafına bakalım. E, BTC tarafına da e, zaten son zamanlarda inanılmaz 48 bin dolar seviyelerine inanılmaz bir düşüşle 39 bin e, 500 seviyelerine kadar düştüğünü gördük. Buradan gelen e, e, özellikle kar satışlarından ziyade burada e, Çin tarafından gelen olumsuz haberler nedeniyle arkadaşlar e, inanılmaz bir düşüş görüyoruz BTC'de. Yani ne zaman e, Bitcoin kafasını yukarıya kaldırsa e, Çin tarafından olumsuz haberler çıkacaktır. E, BTC'de çok etki yaratıyor. Ee, hani Avrupa'da, ABD tarafındaki e, diğer haberler çok etkilemese de özellikle e, BTC inanılmaz bir şekilde Çin'den etkileniyor. E, genel olarak grafiğe baktığımız zaman e, 44.000 seviyesini e, güzel bir seviye olarak vermiştik. Şu an 44.000 seviyesi direnç olmuş halde arkadaşlar. Çin'den gelen olumsuz e, bilgi birlik gelişme gelişmeyle zaten 40 bin dolar seviyesine kadar geri çekilmişti geçtiğimiz günlerde de. Buradan tekrar 40.000'den 39.500 seviyesine yakın seviyeden destek alaraktan e, 44.000 seviyesini test ettiği yukarıda direnç seviyesine fakat burada tutunamadığını görüyoruz burada üst tarafta. E, üst tarafta tutunması durumunda tekrar 46.000 bin, 48.000 bin dolar seviyesine kadar e, yukarıya yön olacaktır. Özellikle 44.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı mum kapanışlarında e, alımların gelmesi e, güzel güzel olacaktır arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum fakat 44 bin seviyesi aşağısı burada e, short pozisyonlar açığa satışları ön plana e, getirme potansiyeli stratejisi gayet güzel işleyebilecektir nereye kadar arkadaşlar 44 40 bin seviyesine kadar yani 44 bin seviyesini açtığımız e, short pozisyonları burada e, 40 bin seviyesine kadar e, değerlendirebilirsiniz biraz da gümüş TL tarafına bakalım. Gümüş TL tarafına baktığımız zaman da Dolar TL grafiğinde hareketlilik olduğu için arkadaşlar e, burada da hareketlilik gözümüze çarpıyor. Özellikle burada 6.14 seviyesini almış olduğu destekle e, düşüş trendimizi kırmak üzere olduğunu görüyoruz. E, bu düşüş trendi yukarıya doğru kırılmasıyla beraber arkadaşlar 6.73 seviyesinin e, gelmesinin mümkün olduğunu söylemek e, daha doğru olacaktır. E, çünkü uzun zamanların beri bir e, düşen trend var. Burada güzel bir şekilde de e, burayı birkaç kez denemiş açıkçası söylemek gerekirse özellikle burada burada bir kaç kere denediğini görüyoruz. E, bu seviyenin üzerinde arkadaşlar e, devam edecektir. Çünkü e, hem dolar TL partisinin e, yüksek rekorlar e, devam etmesi, tarihi zirvelerde e, işlem görmesi e, bir Onsalt'ın tarafında yükselen e, trendin hala devam ettiğini yani e, 1750 seviyesinin üzerinde olmasıyla beraber e, Gümüş TL tarafında 6.73 seviyelerine kadar toparlanması mümkün. E, burada dediğim gibi arkadaşlar düşen trend yukarı doğru kırıldığında mum kapanışı yaptığında özellikle alımların gelmesinin daha mantıklı olacağını söylemeliyiz. E, burada 6.30 e, tarafından aşağısına da e, mutlaka stop loss koymak gerekiyor arkadaşlar. Yani e, 6.43 6.44 yani bu seviyelerde aldıysanız 6.30 seviyesinin aşağısında da stop. Los koyabilirsiniz ya da e, paranızı ikiye, 3'e bölüp e, kademeli alış yapmak Gümüş'te daha mantıklı olacaktır. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim arkadaşlar. E, WhatsApp grubuna katılmak isteyenler ise dediğim gibi e, kanal açıklamasındaki linkteki formu doldurarak e, WhatsApp grubuna katılabilirler.